İtalya'yı köşe bucak gezdiğimiz Fırat Alagözlü İtalya programının yeni bölümüyle karşınızdayım. Programı seyredenler hatırlayacaklardır. Haftalardır İtalya'nın Toskana Vadisi'nin şehirlerini gezmekteyim. Bu haftada çok özel bir şehirdeyim. Etrafı surlarla çevrili, zeytin ağaçlarının arasında selva ağaçlarının kokularıyla Kuleler Şehri San Gimignano. San Gimignano şehrinin tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanıyor. Şehri kuran Aziz Gimignanus, Atilla ve Hunların ordularından korumak için Chianti Tepesi'nin en güzel bölgesini kurmuş. Etrafı surlarla çevrilen bu şehrin bir başka özelliği ise Orta Çağ İtalya'sında Kuleler Şehri olarak anılması. Bir dönem yüzün üzerinde kulenin yer aldığı bu şehir, Napolyon'un İtalya'ya girip San Gimignano'ya gelmesiyle şehrin çıkışında hepsini yakıp gitmiş ve sadece geriye 7 tane kule kalmış. Marcella, Marcella, bene tu? Come stai? Tutto bene? Tutto bene, sì? Come bene, molti vedo, anni che non ti vedo, sì. Molto tempo. Grazie, grazie. Tayana, come va? Tutto bene, tutto bene, grazie. Allora, bene, bene. Oggi sono San Gimignano. Sì. Vedi panoramica? No, caffè? Topa? No, 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 caffè. Sicuro? Io. Sì, sì, sì. Dai, sì. Facciamo ma mio caffè, ok? Sì, 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 vieni il caffè. Ok. Io siedo qua, dai, va bene. Tayana, come va? Tutto bene, tutto bene. Come vita? Scuola bene? L'ho già finito, ora lavoro con mia nonna. Va bene. Efendim, tabii tesadüfler enteresandır hayatta. Bunlardan bir tanesini şu anda yaşadım. San Gimignano'ya gruplarımı getirdiğim zaman, ne zaman şu aşağı kapıdan yukarı doğru yürürken, yürürsem mutlaka karşıma işte sevgili Marcella ile torunu, işte Tayana çıkar. Bir kahve iç, bir şeyler karın açma, işte bir brioş ikram edeyim. Yani içi benim çünkü sevdiğimi bilir, kremalı kruvasan. Aynı zamanda çok güzel pastaları vardır. Tabii ki ev yapımı her şey, aile işletmesi burası. Çok eski bir aile işletmesi. Yani 50 yılı aşkın. Ailece yani kız kardeşler, o kuzenler hep birlikte içeride laboratuvarı var. Yani pastaların yapılmış olduğu yer. Kendileri yaparlar. Çok özel tatları vardır. Eşim tabii kuşak ilerliyor. Ne yapacak? Kim alacak bu direksiyonu? İşte Tayana burada. Tayana'yı şimdi hazırlıyor. Tayana bu arada öğrenci. Burada çok güzel hem okula gidiyor hem geliyor. Yardım ediyor anneannesine. Dolayısıyla aynı işletmesi. Benim de çok sık uğradığım mekanlardan bir tanesi. Ama buraya gelirseniz mutlaka içeriye girin. İçi kremalı milföy hamuru gibi benzeteceğiniz bir takım bigne dediğimiz şeyler var. Eklere benzeyen bir takım atıştırmalıkları var. Aynı zamanda pastaları var. Çok güzel mesela böğürtlenli yapar. Çok güzel çilekli yapar. Efendim İtalya'da pastanelere patisserie derler ve gerçekten de her patisserie mutlaka nerede görürseniz görün. Hiç önemli değil. Ama içeri bir girin. Şöyle bir bar tarafında geçin. Orada bir kahveyle beraber tatlınızı hem kahvenizi yudumlayın hem tatlınızı yiyin. İtalyan usulü sizler de onu, o işi, o güzelliği tadın oradan. Oh, grazie Tayana. Prego. Grazie. Ok. Grazie. Posso andare? Sì. Efendim, İtalya'da sabah kahve çok önemli. Güne başlamadan önce ve başladıktan sonra gün boyunca zaten aşağı yukarı İtalyanlar günde 10 tane espresso içerler.
Ama tabii şu anda bir Türk kahvesi de olsa sancımın yanında ne kadar güzel olurdu. Şöyle bol köpüklü. Kahveden sonra yanında ben aqua frizzante, yani gazlı suyu daha çok tercih ediyorum kahvenin yanında. Ama natural de olabilir. Ama siz bence beni dinleyin, gazlı iyidir. Gazlı su. Efendim, daha çok gezecek, görecek yerler var. Marcella'ya teşekkür ediyorum. Şimdi birazdan kalkacağım ve sen Cimnihan'ı beni bekliyor. Marcella! Grazie! Grazie! Ciao! Ciao! Ci vediamo! Ciao! San Giovanni Caddesi'nden yürüyerek yolun sonunda şu anda çok güzel bir meydana geldim. Piazza Cisterna. Meydan adını arkamda görmüş olduğunuz 13. yüzyıldan kalma su sarnıcından alıyor. San Gimignano'ya gelen turistlerin en çok uğrak yerlerinden bir tane su sarnıcı olduğu için su sarnıcı içerisinde şu anda oldukça fazla para bulunmakta. Biz adeti bozmayalım. Hazır San Gimignano'ya gelmişken burada da dileğimizi dileyip sarnıcı içerisine atalım. San Gimignano şehrine Orta Çağ'ın Manhattan denmesinin sebebi şehri süsleyen bu kuleler. Orta Çağ'da şehrin yeri gelen zengin aileleri hem prestij için hem de dışarıdan gelen saldırılardan kendini korumak için bu yüksek kuleli evler yaptırmışlar. Öyle ki sen zenginsin ben zengin derken kulelerin uzunluğu almış başına gitmiş. Belediye demiş ki daha sonrasında 50 metreyi kulelerin boyu.
Efendim şimdi San Gimignano sokaklarında şehrin gençleriyle karşılaştım. Bir bakalım nereden geliyorlar, ne yapıyorlar bir soralım. Ragazzi, ciao, buongiorno. Ciao. Come va? Tutto bene, grazie. Come si chiami? Io mi chiamo Luca. Luca. Martina. Martina. Vittoria. Che bella. Allora, tutti dove siete? San Casciano in Val di Fiemme. San Casciano in vicino Firenze, vicino, sì. Sì. Va bene. E cosa fai oggi qua? Siamo venuti a fare un giretto per vedere un pochino la cittadina, visto che siamo di qui, si sa che è bellina. Quindi... Com'è San Gimignano, bene? Piace? Molto bellina, molto bella. Questa è prima vista di San Gimignano? No. Nostra no. Anche con le famiglie siamo già stati. Ah, va bene. Efendim şimdi dedim ki gençler selam, nasılsınız, iyi misiniz, nasıl geçiyor hayat? Dedim ne yapıyorsunuz, nerelerdesiniz? Tabii ki şimdi 3 arkadaş Floransa'nın dışında çok güzel bir kasaba var. Yaklaşık bir 20-25 dakikalık bir yer. Ufak bir kasabada yaşıyorlarmış. Buraya gelmişler. Ben diyor sevgilimi aldım, bugün biraz kafa dinleyeceğiz, buraya geldik. O da onun arkadaşıymış, arkadaki hanımefendi. Allora, come in giovane italiani, cosa tu pensare per italiani giovani? Şimdi İtalyan gençliği için ne düşünüyorsunuz? Ne diyorsun? In generale? Sì, come i giovani italiani in generale? Cosa vestiti, pensare, che futuro, in calcio, in football, tutto. Music, anche musica, anche architetica, anche vita, anche come politica. Dimmi tutto. Che politica tu sei? Berlusconi? No. No, figuriamoci. Efendim İtalya'nın biliyorsunuz sabıkalı bir başbakanı vardı. Berlusconi ama hemen yok dedi. Onu değil. Onu sevmiyoruz. Yani sevmiyoruz, tutmuyoruz. Yani çok taraftar değiliz. Allora, come vestiti? Ma in generale io non è che mi vesta molto di marca, non è che seguo le marche Gucci, Prada. No. No. In generale no. No, ma non per i soldi. Non comprare troppo, eh? Non comprare troppo soldi. Non spendi troppo soldi. Preferiamo spendere i soldi in altre cose. Çok güzel bir detay var. Bakın gençler, İtalyan gençleri diyor ki biz öyle markalarla falan işimiz yok. Biz böyle ekonomik uygun olsun, pazardan da alırız, her yerden buluruz. Önemli olan yakıştırmak. Allora, dimmi adesso, che cantare voglio ascoltare? Facciamo in televisione, ascoltiamo. Dimmi nome. Chiaro di Luna. Chiaro di Luna, ok. Evet, şimdi gençlerle çok güzel bir sohbetteydik ve hangi şarkıyı söylediğini, hangi şarkıda isteklerini, neyi dinlemek istediklerini sorduk. Bize bir şarkı isteğinde bulundu. Şimdi o şarkıyı bu güzel kız için çalıyoruz. Hey, 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 hey. Proverò a pensarti mentre mi sorridi. La capacità che hai di rasserenare mi ha insegnato cose che non ho imparato, per il gusto di poterle reimparare. Ogni giorno mentre guardo te che vivi e mi meraviglio di come sai stare, vera dentro un tempo tutto artificiale, nuda tra le maschere di carnevale, luce dei miei occhi, sangue nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri, dicono finisci. Buonasera. Efendim İtalyanlar kış ayında bile dondurma yiyorlar. Biz de biliyorsunuz bahar ayı itibarıyla hani dondurma yeme başlıyor ama İtalyanlar da yaz kış demeden sürekli dondurma tüketiyorlar. Özellikle akşam saatlerinde gelateriyalar yavaş yavaş dolmaya başlıyorlar. Şimdi ben de gelmişken güzel bir dondurmayım ama Signora come va? Bene. Come lavoro? Tranquillo adesso, un po' più tranquillo. Questo momento, eh? Inverno ma gente c'è. Sì, non è male, va bene, ok. Allora, che mangiamo stasera? Un frappè, per favore. Che famosa, sì, che previsco? Assaggiare il pistacchio puro di Bronte, la nocciola IGP Piemonte, la cioccolata extra fondente, che è un cacao oltre il 70%, o particolare c'è questo creme con caramello sale. Evet, ilk tercihini yiyeceğim. Pistacchio di Bronte. Pistacchio di Bronte, in cono piccolo. Allora,
Ve küçük külahımızı attık. İtalyan usulü, İtalyan tarzı güzel dondurma yiyoruz. Efendim şu anda dünyanın en iyi dondurmacısındayım. Sancimiano şehrine gelirseniz Cisterna meydanındaki dondurmacıları mutlaka tercih edin. Çünkü burası the best ice cream in the world. Il gelato più buono del mondo. Buonanotte, buonanotte a chi ha chiuso già la porta. Buonanotte, buonanotte a chi è fuori un'altra volta. E buonanotte al mare, che al buio paure le lampare accende già. E buonanotte, buonanotte. Sancimignano şehrinde dolaşırken seramik satan dükkanlar göreceksiniz. Şaşırmayın sakın. Seramik sanatı Sancimignano'nun en büyük sembollerinden bir tanesi. Orta çağdan bu zamana kadar devam eden seramik adeta şehrin sembolü olmuş. Sayısız seramik dükkanları Sancimignano'yu anlatan çok güzel hediyelik eşyalar burada bulabilirsiniz. Tarihin en eski seramik ustaları Sancimignano şehrinden çıkmıştır. Hatta ustalarından ayrılan kalfalar açtıkları yeni yerlerde başarılı olamayıp tekrardan Sancimignano'ya ustaların yanına dönmüşlerdir. Sancimignano seramik şehri. Efendim Sancimignano çekimlerimizi tamamlayıp tam şehirden ayrılırken çok güzel bir sürprize karşılaştık. Tam şehrin meydanında bir Türk beyefendi yanımıza geldi. Ve şu anda o Türk beyefendinin evindeyiz. Kemal Bey merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizi evinize ağırladınız. Estağfurullah. Kahvelerimizi de hazır içerken sohbetimize başlayalım. Efendim nasıl başladı bu aşkın hikayesi İtalya'da? O kadar çok sene oldu ki. 20 senenin... biraz üstünde İspanya dönüşünde bir uçakta bir grup İtalyanın arasına düştüm. En arka sırada sağımda bir İtalyan beyefendi, solumda bir İtalyan beyefendi. Ben İtalyanca sıfır. O zamanlar. Evet, hiçbir şey yok. Neyse birisi rahatsız oldu herhalde. Dedi ki ya eşim önde oturuyor. Arzu ederseniz sizi burada rahatsız ettik. Yer değiştirebilirsiniz diye. Ve gelip Margherita'nın yanına oturmuşum. Büyük bir tesadüf. Evet. İnanılmaz bir şey bu. Evet. Çok güzel. Ve o günden bugüne 20 sene oldu. Bir oğlumuz Mario. Çok güzel. Ahmet Mario. İstanbul'da oturuyoruz. Bugün de burada sizin gibi Sancimignano'ya aslında ziyarete geldik. Ama kökümüz Napoli'li. Çok güzel. Napoli bir aileyiz. Evet. Kemal Bey, bir İtalyan kadınla evli olmak nasıl görüyor? Çok merak ediyorum. Şimdi eşim var yanımda ama gene de korkmadan şunu söyleyeyim. Bir de Napoli'li. Evet. Bravo, Napoli'li. Napoli'li. O daha söylüyor İtalyan. Bu arada değil, Napoli'li. Napoli'li. İtalyan kadınlar için çok zor derler. Bunu da unutmayalım. Sohbetimizde bu konuyla ilgili bize bir görüşünüzü bildirin. Şimdi İtalyan kadınların ne kadar zor olduğunu bilmiyorum. Ama Napoli'li kadınların ellerinin ağır olduğu söylenir. Evet. Bilmiyorum. Sağımda solumda yara bere çürük yok ama. Nedeni bir tarafa biz çok mutlu bir aileyiz. İtalyan olmanın ötesinde bize benzerlikleri var ama Napolilerin bize benzerlikleri daha çok. Bütün her şeyin merkezi aile olmasından kaynaklı. Biz Türklere çok benziyorlar. Dolayısıyla bu yapının, bu temelin üzerine kurulmuş bir yaşam sürüyoruz İstanbul'da. Evet. Ve hiç de eşimin yabancılık çektiğini sanmıyorum. Kaldı ki mutfaklar da birbirine çok benziyor. Efendime söyleyeyim, huylar da benziyor. Aile yapısı birbirine çok benziyor. Dolayısıyla bir yabancılık çektiğimi söyleyemem. Hayır. Peki o zaman şimdi ben Margherita Hanım'ı dinleyeceğim ve şimdi söz Margherita Hanım'da. Margherita Hanım, bir Türk erkeğiyle evli olmak nasıl bir duygu? Ben memnunum. Bir İtalyan önce evlenmediğim bir yüzden tam compare edemiyorum tabii ki ama tabii boyfriend oldu ve bir Türk erkeği tercih ettim tabii ki.
Tabii Türk erkekler bence çoğunluk söyleyebiliriz. Çok daha centilmen ve koruyorlar ve koruyorlar. Bu çok güzel bir şey. Onun için ben memnunum. Çok memnunum. Peki bu güzel aşkın tabii ki meyvesi oğlunuz Mario da şu anda karşımda. Mario sen ne diyeceksin İtalya Türkiye? Ne düşünüyorsun? Yani farklı kültürler olmasına rağmen kesinlikle yakınlıkları hissediliyor. Bence kendimi ben ne İtalyan ne Türk hissediyorum. Yani tabii ki de ortada olduğum için ve hatta bana pek çok kez soruluyor bu soru. Daha çok İtalyan mısın, daha çok Türk müsün diye ama gerçekten aralarında çok büyük bir fark görmediğim için yani cevap veremiyorum çok. Lahmacun mu pizza mı diye sorduğunuzda vereceği cevap lahmacun olacak ama. O zaman demek ki gönlümüz Türk'ten yana Mario. Bilemiyorum artık. Göreceğiz. Efendim çok teşekkür ediyorum Kemal Bey ve sevgili eşi Margarita oğlu Mario'ya. Ve tabii ki bu büyük güzel geniş aileye bizleri ağırladıkları için, kabul ettikleri için kendine çok teşekkür ediyorum. Kahvemizi içtik. Artık efendim bize müsaade. San Gimignano şehrinin ikinci en büyük meydanındayım. Piazza del Duomo. Duomo, şehirde bulunan büyük katedrale ya da meydanlara verilen isimdir. İşte şu anda bu ismi alan arkamda görmüş olduğunuz Collegiata Kilisesi. Collegiata Kilisesi'nin tarihi yine çok eskilere dayanıyor. Kilisenin yapımı 1148 yılında tamamlanmış. Bir zamanlar katedral olarak kullanılsa da bugün bir müze olarak ziyarete açık. Kilisenin dış cephesi ve girişi oldukça yalın ve gösterişsiz olmasına karşın içi fresklerle süslenmiş. Veba salgını sırasında yapılan ve mahşer gününü anlatan freskler o dönemin karamsarlığını yansıtıyor. Duomo meydanı arkamda kaldı. Güzel bir tünel içerisinden yürüyerek belediye sarayının olduğu avluya çıktım şu anda. Birazdan belediye sarayını gezeceğiz. Orta çağdan kalma çok özel bir yapının içerisindeyiz. Belediye sarayının içinde bir de sanat galerisi yer alıyor. Galeride Rönesans'ın erken dönem sanatçılarının eserlerinden örnekleri görebilirsiniz. Ayrıca yine sarayın Dante adı verilen salonunda Siyanalı ressam Lippo Memmi'nin dünyaca meşhur eseri Maestà yani Hünkar adlı eseri bulunuyor. Fino a che avrà un senso vivere.
Efendim geldik programımızın sonuna. Bu hafta sizlerle Orta Çağ'ın korunmuş en iyi şehirlerinden San Gimignano'daydık. Chianti Tepe'nin arasında doğasıyla, tarihiyle, sanatıyla, mimarisiyle ve tabii ki lezzetleriyle San Gimignano şehrini birlikte dolaştık. Ama tabii ki her güzelliğin bir sonu vardır. Haftaya İtalya'nın keşfedilmemiş yeni şehirlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim merhaba. İtalya'yı köşe bucak gezdiğimiz Fırat Alagöz'e... Şu anda şehrin içerisinde 14 kule var ama esas belli başlı 7 kuledir. San Gimignano şehrinde dolaşırken gözünüze seramik dükkanlar takılacak. Tabii ki sakın şaşırmayın. Çünkü seramik ustalığı San Gimignano oldu abi. Efendim Siena şehrinin... Siena nereden çıktı ya? Aynı zamanda alışveriş caddesi üzerine bulunan seramik dükkanlarından seramik sanatını... Ay niye olduk ya? Sağımda ve solumda San Gimignano şehrinin en güzel manzarasını ve tarihi San Gimignano'yı.